Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de filtrelemeler yaptığımız zaman kalan değerlerin toplamlarını bulmayla ilgili güzel bir örnek yapalım. Elimizde bakın bir listemiz var. Bu listedeki öncelikle kenarlıkları kaldıralım. Kontrol A ile tüm tabloyu seçtim. Ctrl Shift T ile de kenarlıkları kaldırayım. Daha sonra da şuraya bir 3-4 satır ekleyelim. Bakın bu bölgeyi seçtikten sonra arkadaşlar Alt E ve S klavyeden Alt'a basın, çekin elinizi E'ye basın, çekin elinizi S'ye basın direkt satır eklemesi yaparsınız çizgilerimiz yok. Şu kılavuz çizgilerini gösterelim. Daha net olsun. Şimdi bu tablolarda filtreleme yapmanın en kolay yolu belki de eğer filtreleme yapacağınız değeri görüyorsanız bunun üzerinde sağ butona basmak. Örneğin firmaya göre bir filtreleme yapacaksak ve demir yapı emlağa göre bir filtreleme yapacak isek ekranda demir yapı emlak ifadesini görüyorsanız bunun üzerine bir kez tıklayın. Sağ butona basalım. Buradan da filtre, buradan da seçili hücrenin değerine göre filtre uygula ifadesini kullandığınızda filtrelemeyi direkt yaparsınız. Şimdi burada kalan değerlerin toplamlarını almak için Bakın şu şekilde seçtiğinizde kalan değerlerin toplamlarını almak için Öncelikle topla işlemini kullanalım. Bakın eşittir topla diyorum parantezi açtım Bu bölgeden başlayıp Şu şekliyle bu bölgeyi taradığınızda Karşınıza çıkan sonuç 458000 gibi yüksek bir rakam çıkar. Oysa baktığınızda 120, 130, 140, 150, 160, 180 bin civarında bir rakam çıkması lazım. 180, 190 bin civarında bir rakam olması lazım yanlış mı topladım ha, 4 tane 32 var evet o zaman bakın 166 bin şeklinde bir rakam çıkıyor bunu arkadaşlar eşittir alt toplam işleviyle de aldırabilirsiniz alt toplam diyelim toplam almak için 9'a basıyoruz noktalı virgül daha sonra bu bölgeyi bakın taradığınızda sadece şu gördüğünüz değerlerin toplamını alır alt toplam işareti işlevi bakın bunun da 166 bin olduğunu gördünüz Alt toplamın 9 parametresi toplam almaya yararken eğer farklı parametreleri var buradan yararlanırsanız baktığınızda Tekrar yazalım alt toplam diyelim bakın Bir rakamı ortalamaya yarar iki sayıları sayar gibi maksimum minimum değerler bakın 4 5 6 çarpımlarını verir 7 8 standart sapmalarını hesaplar 9 toplamlarını alır Burada 101, 102 gibi değerler de var. Bunların eğer bunları kullanırsanız da gizlenmiş olan hücreler dahil edilir edilmez gibi. Bu seçeneklerde de bunlar. Buradan 9 diyoruz. Noktalı virgül. Şuradaki değerleri seçerek gördüğümüz değerleri arada gizlenen değerlerin toplamlarını almıyoruz. Bakın Enter'a bastığınızda da bu değerin geldiğini görürsünüz. Şimdi bunu burada bulduk. Alt toplam işlevi ile. Toplam işlevi bakın burada yanlış sonuç verir. Aynı şeyi liste üzerinde yapmak gerekirse Ctrl Shift L'ye basalım. Tabloyu kaldıralım. Bu özelliğimi ekleden diyorum. Bakın ekleden tablo özelliği kazandırıyorum. Bu tabloya ekleden tablo dedim. Tamam dediğinizde burası tablo özelliği kazandı. Şimdi bu tablo stili normal standart stildir. Tabloyu bu şekilde eklediğinizde bunu direkt gelir. Şuradan bir deneyelim. Seçmeden kaldıracak mı? Temizle dediğiniz zaman bakın tablonun bütün stilini temizlersiniz. Şuradan temizliğe bastığınızda ve bunu yaptıktan sonra da tablo araçları ekranı karşımıza gelir. Bakın buradaki tablo araçları bağlamsal araç çubuğundan şuradan toplam satırını işaretlediğinizde listenizin altına toplam satırı gelecektir. Buradan da bakın aynı şeyler gelir. Örneğin buradan sayısını saydıralım. Kaç tane varmış? Bakın buradan da tıklayıp sayısını saydıralım. Kaç tane varmış? Metinsel ifadeler olduğu için buradan da gelip direkt bakın maksimum değerini hızlı bir şekilde toplama değerini buldurabiliriz. Bu direkt bize alt toplam şeklinde verir. Şimdi aynı işlemi yapıyorum. Bakın demir yapı emlak üzerine gelip sağ butona basıp filtre diyorum. Buradan da seçili hücre değerine göre filtre uygula dediğinizde toplam otomatikman bakın bize kalan değerlerin toplamını verir. Ve şuradan tekrar örneğin tutara geleyim. Sayı filtrelerinden büyüktür eşittir 30.000 yazalım. 3'e 4. 30 binin kısa yazılmışı. Yani üçten sonra 4 tane sıfır koy demek. Tamam dediğiniz zaman karşınıza bakın bu değer direkt 30 binden yukarı olanlar şeklinde buraya toplamı gelecektir. Tablo özelliği kazandırdığınız zaman tabi hesaplamalarda farklılıklar olur. Dikkat ederseniz bakın alt 100 toplam 109 tutar diye karşımıza geldi. Normalde biz burada aralığı kullanıyoruz. Hesaplamaları biraz karışıktır ama normal bu şekilde basit işlemlerde çok rahat kullanırsınız. Filtreleme yaptığınızda eğer kalan değerlerin, görünen değerlerin toplamlarını, ortalamalarını almak istiyorsanız, isterseniz alt toplam işlemini liste dışında bir yerdeyseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama listenin altında direkt göstermek istiyorsanız, bunu öncelikle tablo özelliği kazandırarak, daha sonra da tabloyu biçimlendir, biçimlendirmesini temizleyip daha net liste şeklinde görmek için yaptıktan sonra tablo araçları kısmından Toplam satırını işaretlediğinizde direkt alta toplamlar gelir. Buradan artık istediğinizi rahatlıkla buradan seçebilirsiniz. Bakın toplam değerlerimiz gelir. Şuradan ortalamayı seçtiğiniz zaman burada bakın tarihin direkt tarih olduğu için ortalamasını verdi. Hiçbir diyelim. Bu şekilde filtrelemeler ve kalan değerleri toplamı, ortalama gibi işlemleri rahatlıkla Excel'de yapmak mümkündür.